Herkese merhaba, inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuğum Nothing firmasının ilk telefonu olan Nothing Phone 1. Nothing markasını ilk defa duymuş olabilirsiniz. Aslında OnePlus firmasının fikir babasının, yani aslında eski yöneticilerinden bir tanesinin OnePlus'tan ayrıldıktan sonra kurduğu bir firma. Ayrıca yatırımcıları arasında Snapdragon, iPod'un mücidi Tommy Fadell, Twitch'in ortak kurucusu Kevin Lin gibi isimler var. Ve an itibariyle Nothing firması Evophone distribütörlüğü ile birlikte resmi olarak Türkiye'de. Şimdi incelemeye öncelikle kutu açılışıyla başlamak istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi kutusu bile rakiplerinden farklı bir tasarıma sahip. Zaten firmanın amacı da farklı tasarıma sahip ürünler çıkartmak. Mesela bir kulaklıkları var, şeffaf, yakında o da Türkiye'ye gelecekmiş, çok havalı gözüküyor. Bu telefonun da özellikle arka tasarımı sizi bayağı şaşırtacak diye düşünüyorum. Kutu bu şekilde yan tarafından açılıyor. İçerisinde iki tane kızak bulunuyor. Bunlardan bir tanesinde tabii ki telefonumuz var. Diğerinde ise şöyle bir tane sim kart iğnemiz var. Sim kart iğnesi bile şey gibi, böyle eski mantar ledler gibi tasarlanmış. İki ucu Type-C kablomuz var ve bir kitapçığımız bulunuyor. Telefona döndüğümüzde ise daha arkasındaki korumayı çıkartmadan bile ne kadar farklı bir görünüme sahip olduğunu görüyorsunuz. Hemen şöyle bir açalım. Kasası tamamen metalden oluşuyor ve arka tarafı gördüğünüz gibi şeffaf. Telefonun hem arkası hem de önü Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor bu arada. Ama arka taraftaki sürprizlerimiz bununla sınırlı değil. Şimdi telefonu açtığımda bir sürpriz daha karşılıyor bizi. Telefonun arkasında gördüğünüz gibi pek çok LED var. Ve bu LED'lere pek çok özelleştirme yapmanız da mümkün. Bunun dışında ters kablosuz şarj özelliğini kullanırken de bu LED'lerden geri bildirim alabiliyorsunuz. Telefonun diğer detaylarına şöyle hızlıca bir bakacak olursak, öncelikle gördüğünüz gibi arka tarafta iki tane kamera var. Nothing firmasının prensiplerinden bir tanesi çok kamera yerine iyi kameralar kullanmak. Burada da 2 tane 50 megapiksellik sensörümüz var. Ana kameramızın sensörü Sony üretimi, geniş açı kameramızın sensörü ise Samsung üretimi. Genel olarak fiyat performans odaklı telefonlarda, özellikle geniş açı kamerasında varsa, makro kamerasında vesaire, çok kötü sensörler kullanıldığını görüyoruz. Nothing burada öyle bir şey yapmamış. Geniş açı kamerasında da gayet iyi bir sensör tercih etmiş. Ayrıca bu geniş açı kamera makro fotoğraflar da çekebiliyor. Yani o 2 megapiksellik makro kamera koyuyorlar ya, onu koyup 3 tane kameram var diyeceğine. Demiş ki benim geniş açı kameram da makro çekebiliyor. Ön tarafına bakacak olursak, ön tarafta 6.55 inçlik OLED bir ekran bizi karşılıyor. Esnek OLED bir panel kullanılmış bu arada. Bunun avantajı da her tarafta çerçevelerin eşit olması. Telefonun tüm çerçeveleri eşit boyutta olduğu için telefona dik bir şekilde de baksanız, yan bir şekilde de baksanız simetri bozulmuyor. Şimdi daha anlatacak pek çok şey var tabii ki, fakat kamera performansı, telefonun kendi performansı gibi detaylara geçmeden önce telefonu birazcık deneyimlemek istiyorum. Şimdi bu telefonu bir süre kendi ana telefonum olarak kullanacağım, sonra deneyim kısmı devam edeceğiz. Evet, telefonu bir haftadır test ediyorum. Şimdi deneyimlerimden bahsedecek olursam, öncelikle en çok merak ettiğiniz kısım arka ışıklardan bahsedeyim. Günlük hayatınızı etki eden birkaç şey yapabiliyor. Öncelikle şu en altta görmüş olduğunuz kısım pilinizin ne kadar dolduğunu gösteriyor. Yani telefonu şarj ederken buradan takip edebiliyorsunuz, ters olsa bile. Onun dışında video kaydı alırken şurada görmüş olduğunuz kırmızı ışık yanıp sönüyor. Özellikle kendinizi kaydediyorsanız işlevsel bir özellik. Çoğu profesyonel kameraya bile bunu koymuyorlar, ki hepsine koymaları lazım bence. Ve fotoğraf çekerken flash yerine bunları da kullanabiliyor. Özellikle makro çekimde bayağı işe yarıyor. Çünkü makro çekimdeki en büyük sıkıntı şeydir: nesneye, objeye çok fazla yaklaştığınız için üzerine gölge düşürürsünüz. Burada bu ışıkları dolgu ışığı gibi kullanabildiğiniz için makro çekimlerinde bayağı iş yapıyor. Tabii ki isterseniz normal flaşı da var. Telefonun genel olarak özellikle metal çerçeveden dolayı tutuş hissiyatı güzel, yani kaliteli bir şey tuttuğunuzu hissettiriyor. Arka taraftaki cam tam olarak bir cam gibi hissettirmiyor bu arada. Daha çok bir plastik hissiyatı var. Bunun sebebinin de şey olduğunu düşünüyorum. Telefonun içini görebildiğimiz için içinde pek çok boşluk var. Bu hissiyatın bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Kameraların çıkıntısı yok denecek kadar az. Masaya koyduğunuzda hafif sallanıyor ama çok az sallanıyor. Tuşların basış hissiyatı da gayet güzel. Bunun dışında parmak izi sensörümüz ekrana gömülü bir şekilde geliyor ve fazlasıyla hızlı bir şekilde çalışıyor. Yani hiçbir zaman böyle okumamazlık falan yaptığı olmadı. Telefonun 120 Hz bir ekranı var ve fazlasıyla akıcı bir şekilde çalışıyor. 60 ile 120 arasında değişiyor bu arada. Yani sadece 120 gibi bir seçeneğiniz yok. Sadece 60 yapabiliyorsunuz. Fakat 120 yaptığınızda 60 ile 120 arasında duruma göre otomatik olarak geçiyor. Kullanım
tasarım sırasında bu değişimi hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz bu arada. Yani çok kaydıracağınız bir yerde falansanız zaten otomatik olarak 120'ye geçiyor. Zaten çoğu durumda 120'ye ihtiyaç duymuyoruz. Bataryadan tasarruf etmek için böyle bir şey olması güzel. Bunun dışında haptik dokunma da bulunuyor. Haptik normalde var olmayan şeyleri hissetmenizi sağlayan bir teknoloji. Telefonda nasıl bir işe yarıyor diye soracak olursanız klavyede vesaire yazarken normal titremek yerine size bir geri bildirim veriyor. Yani oraya klavyeye bastığınızı anlıyorsunuz. Tam olarak tarif etmesi zor bir teknoloji. Ekran parlaklığımız 500 nit, tepe parlaklığı olarak da 700 nite ulaşabiliyor. Yani güneş altındayken vesaire kısa süreli olarak 700 nitte çalışabiliyor. Kapalı alanlarda kimse %100 de yani 500 nitte kullanmaz diye düşünüyorum. Güneş ışığına çıktığınızda da işte dediğim gibi anlık olarak 700 nite çıkabiliyor. Telefon fazla ısınmasın diye çok uzun süre 700 nitte kalamıyor bu arada. Ama güneş ışığı altında da ekranı görebiliyorsunuz. Donanıma geçecek olursak telefonun işlemcisi Snapdragon 778G Plus modeli. Bu işlemci yenilenmiş bir üretim teknolojisine sahip ve 800 serisine en yakın modellerden bir tanesi. Performans olarak orta sınıf telefonların kesinlikle üzerinde, hatta amiral gemilerine yakın bir performans verdiğini söyleyebilirim. Telefon arayüzü zaten çok hafif ve çok akıcı bir şekilde çalışıyor. Nothing Cost'ta telefon arayüzünü şişirecek hiçbir şey yok. Zaten saf Android deneyimine bayağı yakın bir deneyim sunuyor. Arayüzde gezinirken, sosyal medyada, web sitelerinde vesaire takılırken 120 Hz ekranın da etkisiyle birlikte çok akıcı bir deneyim yaşıyorsunuz. Oyun performansına geçecek olursak PUBG Mobile, Asphalt gibi oyunları çok akıcı bir şekilde zaten oynatabiliyor. Bunun dışında Genshin Impact gibi telefonları aşırı derecede fazla zorlayan oyunlarda ise 60 FPS civarlarında kalmak istiyorsanız düşük grafiklerde oynamanız gerekiyor. Oyun deneyimi sırasında da telefon hiçbir zaman beni rahatsız edecek seviyelerde ısınmadı. Telefonun 8 veya 12 GB RAM ve 128 veya 256 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Benim test ettiğim modelde 8 GB RAM ve 256 GB'lık bir depolama var. Yaptığım depolama testinde 1500 MB saniye civarı bir okuma hızı, 1200 küsür MB saniyede bir yazma hızına ulaşabildim. Bu hızlar sınıfı için fazlasıyla iyi. Nothing fiyatı uygun tutabilmek için kötü olan ya da işte çip krizinden dolayı bazen markaların yavaş depolamalar kullandığını görüyoruz. Öyle bir yola gitmemiş, gayet hızlı bir depolama seçeneği bize sunmuş. Şimdi telefonun kamerasını denemek için sahile geldim. Size burada birkaç tane video ve fotoğraf örneği çekeceğim. Bayağı güneşli bir havadayız, o yüzden gölgeye kaçtım çünkü güneşte gözümü açmakta bile zorlanıyorum. Ön kamera Full HD çözünürlüğünde kayıt yapıyor. Şu an herhangi bir gimbal vesaire bir şey kullanmıyorum. Elimde tutuyorum telefonu ve yürüyorum. Ters ışıktaki performansı şu an gördüğünüz gibi. Normal ışığa geçecek olursam şu anda gördüğünüz gibi bir performans veriyor. Ekran 700 nit parlaklığa ulaşabiliyor bu arada. Direkt güneş ışığında olmama rağmen görebiliyorum kendimi. Yani muhteşem bir parlaklık değil ama yeterli bir performansa sahip gibi gözüküyor. Ana kameramız ise 4K 30 FPS kayıt alabiliyor ve imaj sabitlemesi de bulunuyor ve şu an gördüğüm kadarıyla yürümeme rağmen bayağı sabit bir iş çıkartıyor gibi duruyor. Tabii ki bilgisayara geçtikten sonra bakacağım, yani bir imaj sabitlemede kaçırmalar vesaire bir şey var mı diye şu an telefon ekranından bunu söylemesi zor. Ama gayet güzel bir iş çıkartıyor gibi bir izlenim verdi bana şimdilik. Çekim sırasında zoom da yapabiliyorsunuz. Tabii ki bunu dijital bir şekilde yapıyor ve dijital zoom'da da stabilizasyon güzel gibi gözüküyor şu anda. Geniş açıya çekim sırasında geçemiyorsunuz bu arada. Kaydı durup o şekilde geçmeniz gerekiyor. Şu andaki görüntüyü ise geniş açı lensle kaydediyorum ve imaj sabitlemem yine açık ve çok daha iyi bir iş çıkartıyor gibi gözüküyor şimdilik. Herhangi bir odak kaçırma vesaire yapıyor mu diye de bakalım. Geniş açı lensle çekim sırasında bile bayağı yakından odaklayabiliyor gibi gözüküyor. Fotoğraf performansına geçecek olursak şu an ön kamerayla standart fotoğraf çekiyorum. Portre modunda ise şu anda gördüğünüz gibi bir performans veriyor. Arka kameranın fotoğraf performansını test etmek için muhteşem modelim, kardeşimden yararlanacağım. Normal fotoğraf. Geniş açı fotoğraf. Ve bu da portre moduydu. Harun'un saçları şu anda muhteşem şekilde dans ediyor olmasına rağmen arka plandan ayırabilmiş gibi gözüküyor. Şimdi kamerayı tabii ki test etmeye devam edeceğim. Siz de bir taraftan bu hafta çektiğim başka fotoğraf örneklerini vesaire de göreceksiniz. Evde görüşürüz. Şimdi dışarıda yaptığım testleri izlediniz. Eve döndükten sonra tabii ki bunları bilgisayarda kontrol ettim. Ben fotoğraf performansı olarak özellikle ana kamerayı fazlasıyla beğendim. Zaten bu kamerada kullanılan Sony sensör geçen sene amiral gemilerinde tercih edilen bir sensördü. Yani beklediğim üzere güzel bir performans verdi. Geniş açılı kameramız ise videonun başında da bahsettiğim gibi iyi bir sensörle geliyor ama sınıfına göre iyi bir sensörle geliyor. Ana kamera kadar kaliteli olmasa da özellikle ışık altında iyi bir performans veriyor. Düşük ışık ve gece çekimlerinde ise aralarındaki fark biraz daha barizleşiyor. Ana kameranın gece
hoca çekimleri de beni fazlasıyla mutlu etti. Video performansını zaten az önce canlı bir şekilde izlediniz. Ana kamerada hem OIS yani optik imaj sabitleme hem de EIS elektronik imaj sabitleme ortak şekilde çalışıyordu. Ve çekim sırasında yürüyor olmama rağmen neredeyse süzülür gibi bir görüntü var. Yani o yürüme hareketini neredeyse hiçbir şekilde çekime hissettirmemiş. Gördüğüm kadarıyla herhangi bir odak problemi de bulunmuyordu. Telefon ilk çıktığında odaklama konusunda yani video sırasında odaklama konusunda bazı problemler varmış bu arada. Yani eski ilk satın alanların yaptığı yorumlarda bunları görebiliyorsunuz. Fakat gelen güncellemelerle bu problemleri çözmüşler gibi duruyor. Ben herhangi bir problem yaşamadım. Geniş açı kameramızda optik imaj sabitleme yok. Elektronik imaj sabitleme ile stabilizasyonu sağlıyor. Ama geniş açıda daha fazla crop alanı olduğu için bunu da gayet güzel bir şekilde yapıyor. Ön kameraya geçecek olursak ön kameranın biraz daha iyi olmasını beklerdim açıkçası. Gün ışığı altında çektiğim fotoğraflarda herhangi bir sıkıntı yok bu arada. Gayet güzel bir şekilde çekiyor. Fakat portre modunu kullanmak isterseniz o yapay zeka ile ayırma konusunda falan biraz zorlanıyor gibi geldi bana. Ana kamerada böyle bir problem yok bu arada. Ana kamerada portre modunu kullandığınızda kişiyle arka planı gayet güzel bir şekilde ayırıyor. Bunun dışında ön kamerada tabii ki optik imaj sabitleme yok. Zaten neredeyse hiçbir telefonda yok. Öyle bir şey olmasını beklemiyordum. Fakat video sırasında elektronik imaj sabitleme de yapmıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla sarsıntıları çok hissettiriyor. Eğer ön kamerayla video çekiyorsanız telefonu mümkün olduğu kadar sabit tutmanız veya yürümemeniz lazım. Telefonun üzerinde stereo hoparlörler bulunuyor bu arada. Bir tanesi alt tarafta, bir tanesi ise ahizeden olanlardan. Yani tam olarak simetrik değil. Ahize kısmını da hoparlör olarak kullananlardan. Müzik vesaire dinlerken sesi bozmadan temiz bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Ben genel olarak hoparlörlerden memnun kaldım. Mikrofonlar da gayet güzel bir iş çıkartıyor. Telefonla konuşurken hem siz çok rahat bir şekilde karşı tarafı anlayabiliyorsunuz hem de karşı tarafı sesiniz güzel bir şekilde gidebiliyor. Yazılım kısmına geçecek olursak telefon kutudan Android 12 ile çıkıyor fakat Android 13 güncellemesi halihazırda yayınlanmış durumda. Yani telefonu kutudan çıkarttığınız gibi Android 13'e güncelleyebilirsiniz. Bunun dışında Nothing 3 yıl boyunca ana güncellemeleri yani ana Android sürümü güncellemelerini, 4 yıl boyunca da Android güvenlik güncellemeleri alacağının sözünü vermiş durumda. Birinci büyük güncelleme yani Android 13 dediğim gibi zaten halihazırda gelmiş durumda. 2 tane daha büyük Android güncellemesi kesin olarak alacak bu model. Telefon direkt güncelleme sözüyle birlikte alıyor olmak özellikle Android tarafında güzel bir detay. Telefonunuzun Android 15'e kadar kesin olarak güncelleneceğini biliyorsunuz. Hatta duruma göre daha fazlası da gelebilir fakat Nothing bu konuda herhangi bir söz vermemiş. Yazılım kısmına ek bir parantez olarak Netflix, Disney Plus gibi platformlarda sertifikası bulunan bir model bu. Bazı yeni markalar veya yeni modellerde bu tarz platformları hiç kullanamıyor veya işte 480p çözünürlükte kullanmak zorunda vesaire kalabiliyoruz. Dediğim gibi bu modelde böyle bir sıkıntı yok. Bunun dışında HDR desteği de bulunuyor. Arayüzün çok akıcı bir şekilde çalıştığından zaten bahsetmiştim. Birkaç özel detayı var. Yani Nothing'e özel birkaç detayı var. Öncelikle şu Gleep Interface tam olarak nasıl okunuyor bilmiyorum. Arka taraftaki ışıklarla ilgili bir bölümümüz var. Özelleştirme kısmından ikonların vesaire görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Hatta isterseniz daha fazla ikonu hazır bir şekilde indirebiliyorsunuz. Şu deneysel özellikler bölümünde ise eğer bir Tesla otomobili kullanıyorsanız Tesla ile direkt bağlantı özelliği var. Ve AirPods'lara da destek sunuyor. Nothing'in kendisi de kulaklık üretiyor olmasına rağmen buraya bu desteği koymuş olmaları güzel. Bunun dışında bazı şeylerde hala Türkçe çeviri olmadığını göreceksiniz. Özellikle telefonun kendi özelinde gelen şeylerde Türkçe çeviri daha bulunmuyor. Fakat çok yakında bunun güncellemesinin geleceğinin firmadan bilgisini aldım. Yani yakında her şey Türkçe olacak. Bağlantı kısmına geçecek olursak telefon 5G desteğiyle birlikte geliyor. Ülkemize ne zaman 5G'ye geleceği hala belli olmasa bile pek çok frekansı destekliyor. Dolayısıyla 5G ülkemizde kullanılmaya başladığında bu da 5G alacak telefonlardan bir tanesi olacak diye varsayabiliriz. Wi-Fi sürümümüz 6, Bluetooth versiyonu ise 5.2 olarak geliyor. Tabii ki NFC desteğimiz de var. Temassız ödemelerinizi vesaire çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz bu modelde. GPS uydulara gayet güzel bir şekilde bağlanıyor. Yani düşük sapmayla sizin konumunuzu gösterebiliyor. Canlı takipte de herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Telefonda 4500 mAh'lik bir batarya kullanılmış ve 33 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle geliyor. Hızlı şarj standardı olarak Power Delivery yani güç aktarımı kullanıyor bu arada. Bu benim bayağı hoşuma gitti. 33 Watt çok etkileyici bir hızlı şarj değeri olmasa bile güç aktarımı benim çok sevdiğim bir standart. Çünkü son birkaç senede çıkan pek çok laptop, bazı monitörler hatta son çıkan bilgisayar kasalarının bile pek çoğu Power Delivery desteğiyle geliyor. Yani telefonunuzu isterseniz laptopunuzun şarj aletiyle çok rahat bir şekilde şarj edebilirsiniz. Yine laptopunuzun çıkışından bunu tam hızda şarj edebilirsiniz. Ben bu telefonu şarj ederken mesela hep bilgisayar kasamın üzerindeki Type-C'den şarj ettim ve tam hızda şarj edebildim. Bunun dışında arka tarafta çok açık bir şekilde görebildiğimiz gibi kablosuz şarj desteğimiz de var. Telefonu kablosuz şarj olarak 15 watt hızında şarj edebiliyorsunuz. Ters kablosuz şarj olarak yani bu telefondan başka bir şeyi şarj ettiğinizde ise 5 watt hızında şarj edebiliyor. Benim kullanımımda batarya bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabildi fakat tabii ki bu kişiden kişiye değişebilecek bir durum. O yüzden PC Mark testi de yaptım. PC Mark'ta 12 saat 13 dakikalık bir batarya performansı verdi ve bu testi %50 parlaklıkta yaptım. Bu test normalde 200 nit
%50 parlaklıkla yapılıyor fakat ben onu çok gerçekçi bulmuyorum. Dolayısıyla %50 parlaklıkta yapmak çok daha mantıklı bir sonuç verir diye düşünüyorum. Ek detay olarak bahsedebileceğim birkaç şey var. Öncelikle telefon direkt kutusundan bir ekran koruyucuyla çıkıyor. Yani ekran koruyucu film üzerine fabrikada uygulanmış. Bunun dışında IP53 sertifikasıyla geliyor. Bu su geçirmezlik sertifikası değil bu arada. Sıçramalara karşı dayanıklı demek. Telefonun çift sim kart desteği var fakat hafıza kartı desteği bulunmuyor. Ben bu modeli daha piyasaya çıkmadan inceleme fırsatı buldum. O yüzden Türkiye'deki fiyatını şu anda bilmiyorum. Ama tabii ki yurt dışındaki fiyatını biliyorum ve bunun üzerinden bir tahmin yürütecek olursam. Fiyat segmentindeki pek çok telefondan farklı tasarımı, akıcı arayüzü, kamera kalitesi gibi detaylarıyla sıyrılmayı başaran bir model olmuş. Ben telefonu genel olarak fazlasıyla beğendim ve kullanmaktan da keyif aldım. Videoyu yayınladığım tarihte modelin Türkiye fiyatı da belli olmuş olur diye düşünüyorum. Modelin güncel fiyatını öğrenmek için açıklama bölümündeki linki ziyaret edebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğen butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Ayrıca telefon hakkındaki fikirlerinizi de yorumlar bölümünden benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca gelecek inceleme videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.